Ya ah biri var. Abi ne vuruşu lan? Hoş geldiniz. Ben de sizi bekliyordum. Aynen. Hey, selam. Ben Adal ve bugün tekrardan bilgisayarımı virüslerle dolduracağım. Tekrardan bilgisayarımdaki bütün verileri erişen ilginç bir oyun oynayacağım. Ve hala hastayım. Her gün limonlu çay içmekten bıktım. Banzo Body, evet, o da virüslerden bir tanesi. Kintopet zaten kaldırdık ama bugün 98XX-Exe oynayacağız. Bakalım her şey bizim için nasıl şekillenecek. Windows kişisel bilgisayarınızı korudu. Daha başlar başlar tamam, yine de çalıştırdı. Bu kesinlikle hiç iyi bir işaret değil. Ama olsun. Zaten amacınız bu değil mi? Benim acı çekmemi, bilgisayarımın hacklenmesini falan görmek sizi apayrı bir seviyede eğlendiriyor. Bayağı eğleniyorsunuz. Apayrı bir şey sizin için. Tam yerindesiniz. Ayrıca bugün akşam 8'de mükemmel bir şey yapıyoruz. Twitch.tv/Adal'da hepinizin tabletten, telefondan, bilgisayardan girebileceği bir oyun oynayacağız ve beraber dünyayı inşa edeceğiz. Saat 8.20, 8.30 gibi yayını açacağım. Aşağıda link var, oradan katılabilirsiniz. Hep beraber oyun oynayacağız. O zaman hadi videoya devam edelim. Evet, bu bir işletim sistemi büyük ihtimal. Farklı bir işletim sistemi. 1996-1998 yıllarında Mires dilim dönmüyor. Neydi lan bu kelime? Giriş yapalım o zaman. Yapacak başka bir şeyimiz yok zaten. Bam. Tamam. Saat 10.50. Evet, bu sefer sabah oynuyorum. Ve 10 Mart. Doğrudur abi. Fotoğraf editörümüz var. Razzy Employees. Five Dice. Evet, martılar var abi. Bu İstanbul fotoğrafı galiba. Bunu çizebiliyorum. Ne kadar iyi. Aa, Tank Blast. Atari, çakma Atari'mde en çok oynadığım oyunlardan biri. Ama bu böyle çapraz gitmiyordu gerçi. Bir de şey vardı 11. sınıfta. Sürekli olaraktan. Böyle geometrik olarak geometrik açılardan böyle sektirerekten kendi tank mermilerinizi atabiliyordun sıra tabanlı. Oturur böyle her teneffüs onu oynardık. Sonra fizikçi bunu fark edip lan ne yapıyorsunuz? Fizikçi fark edip bunu sonra bizi ispiyonlamıştı ve bir daha oynayamadık. Ama çok çok güzeldi yani, çok eğlenirdik yani. Onun gibi. Ama bu hayatımda oynadığım en kötü tank oyunu olabilir. Rezalet. Berbat. Abi ben bundan yok, ben hayatımda daha kötüsünü görmedim. Matching Game. Eşleştirme oyunu. Tamam, bunlar eşleşmedi. Bununla sen eşleşmedin. Tamam. İyi olacağım. Sen de sen. Yıldız'a yıldız. Aynen. Hafızam çok iyidir. Mükemmel hafızaya sahibimdir. Sen de sen. Sonra sen de sen. Sen neydin? Kalp çıkarsın umarım. Değilsin. Seni hiç açma. O zaman kalple kalp, senle de sen. Evet. Birinci seviye miydi bu? Bu daha mı çoğalacak şimdi? Tamam. Kral. Okey. Telefon. Aa, bu bir yerden. Ama benim hafıza problemlerim var galiba. Kum saati. Ve anahtar. Ben neden bunu yapıyorum şimdi? Amacım ne şu an? Bilgisayar, balon. İlginçleşmeye başladı. Araba, bilgisayar, telefon, beyin ve kamyonet. Abi bir şey olması gerekiyor mu, olmaması mı gerekiyor şu an hiç? Oo! Tamam. Evet. Gittikçe çirkinleşiyor. Kanlı bir el, kuru kafa. El. Abi tam sağımda kapı var, yapma ya. Yardım göz. Tamam, göz. Giriyor, yardım, sen nesin? Artık çok geç. Tamam. QR kod istemiyorum. Aa, tuttu mu? Abi çişim de geldi. Çok içmişim kahveyi. Boğazım çok acıdı. Evet, QR kodlar. Çok gerildim. Ne yapmam lazım? Bunu okutabiliyor muyum? Bir şekilde
yorumdur herhalde, çok küçük. Ah, okutabiliyorum. Abi. Ne kadar çirkin şeyler abi. Anlıyorum. Güzel, güzel interaksiyonlar. Şimdi Asteroid Blast. Ha, bu tarz bir oyun vardı bu arada. Küçükken böyle ben 4-5 yaşındayken annem babam böyle sürekli CD'cilerden, tabii çakma CD'ciler falan oluyordu böyle. Gidiyordun orada bir tane orijinal kod veriyordu. O bulunamıyordu. İnternet falan da yoktu o zaman, evde bulamıyorduk falan. Komşuya gidiyorduk, deniyordu falan böyle. Saçma şeyler. Böyle oyunlar oynuyorduk. Ama bir şey söyleyeyim mi? O kadar eski oyunlar bile bu oyundan çok daha güzel, tatlıydı ya. Kesinlikle bu kadar çirkin değillerdi. Pew pew. Yemin ediyorum bir tane Chicken Invaders diye bir oyun vardı. Böyle bütün tavuklar gezegenleri işgal etmeye çalışıyor. Ve siz de bütün tavukların attığı yumurtaları patlatarak, onlardan böyle sol sağ yapıp geçmeye çalışarak oyunu bitirmeye çalışıyordunuz. Güçlendirmeler oluyordunuz. Bayağı eğlenceli oyundu yani. Buna açıkçası bin basar. Kesinlikle bin basar. Bu oyun yani onun yanında, neyse, Chicken Invaders. Ha, şu an bile oynasım geldi lan, çok çok zevkli bir oyundu. Az önceki firma bu oyunları yapıyorsa abi battınız büyük ihtimal yani. Ben ne oynuyorum şu an? Ne kadar eğlenceli bir oyun. Manyak eğlen... Bu ne oğlum? Ha, can. Hani bir şey olacak hissettiğimden dolayı oynuyorum ama başka... Hiçbir amacı yok yani mesela. Yüksek skor yapsam ne olur, yapmasam ne olur. Hiçbir şey belli değil. Ben bütün hayat, şu an zamanımı çalıyorum ha. Değerli vaktimden ölüyordu. Kapat. Sürfür. Aha. Razi.com. Şimdi cime. Yok, boş ver. Bu ses ne oğlum? 1991 yılında Bob Carter Razi'yi kurmuş. İşte bilgisayar endüstrisini tekrardan yaratacaklarmış. Teknolojide bugün en iyilerinden bir tanesiymiş. Yani son model çiplerle falan aplikasyonları o kadar iyi yapıyormuş ki tüketiciler bayılıyormuş buna. Fakat Razi'yi bu kadar önemli yapan, çiplerini bu kadar özel yapan şey neymiş? Performansı iyiymiş, tasarımları iyiymiş. Daha küçüklermiş, daha hızlılarmış, daha fazla güç performansı sağlıyorlarmış. Marketteki, piyasadakilerden çok daha iyiymiş. Ve gelişim grafiğinde çok daha farklı bir yol almışlar. Daha iyi performans sağlama. Abi bir radyocu mu bu ya? O kadar şey yazmışlar ki aynı şeyleri tekrarlamışlar. Radyocular bir saat konuşuyor ama aynı şeyi konuşuyor ve sen dinleyebiliyorsun. Çok büyük bir yetenek. Yani çiplerden falan bahsediyor ve bu adam ruhuma bakıyor. Başka bir şey yok yani razi.com'da diye bakıyorum. Mirez.com. Açalım abi, internet biraz yavaş, pardon. Mirez abi yepyeni bir bilgisayar olan 98XX ile beraber kasıp kavurmuş ortalığı. Oyunları böyle kasmadan çalıştırabiliyormuş. Bambaşka bir şeymiş internette dolaşmaktır vesaire. Tabii o zamanlar biraz eski. 1996-1998 yani düşünün. Ben 2010'daki internetimle Google'a giremiyordum zar zor. Yani düşündüğünde iyi. Bu arada mesela did derken buraya 4 sıkıştırmış. Şurada cloud diyecek galiba. That could, evet, burada 5 yazmış. Burada bir şifre falan var büyük ihtimal. Bunlar sadece şakşak siteleri şu an yani. Bravo, büyük iş yapmışsınız. Bambaşka bir şey yapmışsınız. Helal olsun. WorldArticles.com. Bu da neyi şakşaklayacak acaba? Geçen aylarda yepyeni bir oyun ortalığı kasıp kavurdu. Çocukların ve yetişkinlerin de dikkatini çekmiş. Jumpin' Julian adında bir oyunmuş. Dreamer Stüdyoları geliştirmiş. Platform oyunuymuş ve bayağı da kısa
kısa sürede popülerlik yakalamış. Bayağı kendini bağlayan bir gameplay'i, oynanışı varmış. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor bir oyunmuş. Brawl aklıma geldi direkt, başka bir şey değil. Bir sonraki level'a geçmek için çabalamanız isteniyormuş böyle. Yani öyle siz istiyormuşsunuz. O kadar bağımlılık yapan bir oyunmuş. Fakat bir yandan da ebeveynler demiş ki ulan bizim çocuklar nereye gidiyor? Zaten bir de teknoloji daha, bilgisayarlar yeni yeni gelişiyor. Teknoloji ya bu ne oğlum, şeytan işi falan dedikleri için o zamanlarda ne bileyim böyle GTA oynuyorsun. Aa işte katil oluyor benim çocuğum. Bunun için Amerika'da ne kadar fazla dava döndü, o da var. Onları düşününce yani Jumping Julian, zıplayan Julian birazcık sıkıntı olmuş bunlar için herhalde. Neyse, yıllarca da fanların en sevgili oyunu olmuş. Burada Adal yazayım mesela. Error. YouTube. Gerçi 98 yılında falanız şu an. O yüzden çok önemli değil. Bir şey var mı? Jumping Julian, he şu. Sürekli bahsettikleri oyun neymiş bakalım. Dreamer Studios. Teşekkür ederim. Güzel açılış. Abi bakın, 97 yılında Captain Claw diye, hatta sadece Claw diye bir oyun var. Benim ilk oynadığım bilgisayar oyunlarından beri, 3 yaşında falan oynadım. Abi şu an ekranda görüyorsunuz, tamam mı? Bu oyun 97 yılından akıcı ve hala eskimemiş piksel tasarımlı mükemmel bir oyun. Ve adamlar 98 yılında kasıp kavurmuş, popülerdir falan filan. Jumping Jill, bu ne oğlum? Neyse. Oyun kültürüm beni şu an... Aa, çok çok kötü lan. Yani nasıl birazcık daha düzgün yapsaymış adam. Çok sinirlendim şu an. Kahvem de kalmamış. Çok kötü. Çok kötü. Vay be, bağımlı... Bu nasıl bir paralel evren? Bölümleri iki kere zıplayabiliyor muyum havada falan? O... Hapşuracağım galiba. Alerjim başladı. Çok kötü. Bu arada alerjim yok yani. Oyuna sadece var şu an. Hapşurum da böyle bir hapşuracak gibi oldum. Kaçtı. Ne kadar... Evet. Çok hızlı bir şekilde yargılamamak lazım. Ya yani bazen oyun sonradan da açılabilir yani, kesinlikle. Bu oyun çok şaheser olabilir yani. 10 üzerinden 11 falan falan. Tamam. Tamam. Çok zevkli oğlum. Manyak. Siz tilt oluyorsunuz mu izlerken? Abi şurada düşersem kafayı yerim herhalde. Hadi, hadi. Ha. Hayır. Tamam. İyi ki hata verdi sistem de bu oyunu oynamaktan kurtuldum. 98xxx. Hadi bakalım. Bir x fazla söyledim galiba. Neyse. Çok problem olması gerek. Tekrardan bakalım, açalım bilgisayarı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Pixel Paint. Abi tamam, Pixel Paint. Açılıyor mu, açılmıyor. Ball Popper. Top patlatıcı. Aha Julian, ne yapıyorsun lan? Evet, bir problem oldu sanki. Ama senin buraya gelip bize konuşuyor olman gerekmiyor sanki. Sor abim. Oğlum bir dakika lan, bütün virüsler şey mi soruyor? Ölümden sonra hayat var mı diye mi soruyor? Bütün... Oğlum birebir aynı cümleyi Kinitopet kurdu yani. Birebir aynısını. Ölümden sonra yaşam zıbıdısı. Aa! Ama çok Abi ben neden oynuyorum ki seni? Abi kötüsün Julian, çok kötüsün. Burada da bir yaparım, bir yaparım şimdi. Mükemmel gidiyor. Hayır! Çok sinir bozucusun. Çok... Kafayı yiyeceğim şimdi ya. Ya hayır, kafayı yiyeceğim. Ya bir de ses efekti beni öldürüyor ya, öldürüyor. Ne? Oğlum ne alaka? Ne alaka? Hop geçtim. Bir de ben yaptım diyor ya abi. Son yakın dendi. Hadi bakalım, son yakın olsun. Hayır. Abi hayatımda bu kadar kötü bir platformer oyunu oynamadım. bari çabalasaymışlar ya. Bari çabalasaymışlar. Abi platformda duramıyor ki. Yok Doğukan. Sen gayet iyisin ya.
Bak. Tam olarak Julian'la tepki birebir aynı bak. Aynı. Aşağı tam inerken zıplıyor. Nasıl yapmam gerekiyor ki abi bunu? Tamam. Alacağım ya. Bağımlılık. Aynen abi. Ya abi nasıl yapabilirim onu? Adaletsiz yani. Bak tam gel. Tamam tamam. Bak bir yer şurada bir yerde yanarsam. Vallahi bak ya. Kafayı yiyeceğim şimdi. Ya ağlayacağım. Of bak küçükken en azından böyle saçma olsun olmasın kuzenime falan oynatıyordum bu tarz oyunları. Kuzenim artık eve gelmek istemiyordu. Ziyarete gelmek istemiyordu yani. Ben oyun oynatıyorum diye. Abi vallahi içim dar oluyor artık ya. Çok biri bilgisayarıma bağlanıp yapabilir mi şunu? Mert çok eğlenceli. Ya! Abi neden orada? Neden orada mesela hiçbir şekil... Oğlum hasta hasta bağırtıyor şu oyun beni var ya. Oğlum bunun bilgisayarımı ele geçiren korkunç... psikopat insanoğlundan nefret eden bir yapay zeka olması gerekmiyor mu? Bu ne abi? Gerçi galiba gerçekten nefret ediyor ki beni şu an deliye çevirip... bu şekilde beni mental olarak yok etmeye çalışıyor. İyi bir yöntem, iyi bir yöntem. Tamam, çok gitmiyoruz. Buraya zıplıyorum. Aşağı indiğim zıplıyorum. Aşağı indiği an zıplıyorum. Aşağı indiği an zıplıyorum. Allah'ım günahım neydi ya? Ya neden, niçin sınanıyorum ben bu kadar? Allah'ım sonunda ya! Sonunda hiç ne hata verirsem ben çok umurumda değil yani açıkçası artık. Büyük bir başarı benim için. Böyle bilgisayarda da oynanmaz. Oyunlar berbat. İşletim sisteminin arayüzü berbat. Aa! O merkez benim bilgisayar ismimi böyle yavaş yavaş bulacaksa... Tamam abi. Hoş geldin Doguk. Jumpin' Julian X'i oynamamıza gerek yok. Fotoğraf albümü çalışmıyor. Ball Pooper açılmıyor. Talking Geralt X açılmıyor. Oy... Ya o açılmıyor, bu açılmıyor o zaman. Ne açılıyor abi? Hiçbir şey açılmıyor. Star... Abi çok çirkin ASMR videosu gibi, kulak yalama videoları gibi geldi şu an. İzlediğimden de... Aa! Sen bir daha gelmeyebilir mi? Abi oyun açabilir mi? Oğlum Julian. Sen ne sapık bir... Okul çıktı manyak. Abi ben neden ölmek neden ya? Oğlum ne derdiniz var benimle? Neden ölmem lazım benim şimdi? Tamam, tamam. Sıkıntı yok. Julian'a çok bok attım ya. Nasıl böyle oyun olur? Böyle o yapacağınız oyuna çok sinirlendim. Julian sonunda herhalde günün sonunda kulaklarımızı çekti. Chaos Games. Hadi bakalım. Neymiş bu? It's Talking Geralt. Talking Geralt. Bakalım. Geralt'a sorular sor. Merhaba. Yapmayı en sevdiğin şey ne? İyi bir insansın. Değersiz. Pardon. Sansür oldu aslında şimdi. Merhaba abi. Hello there friend. My name is Geralt. It's wonderful to meet you. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bana hikaye anlatır mısın? Dream of making the best lemonade stand in the neighborhood. Evet. One was successful, the other was not. Evet. Bu hikayeyi biliyorum sanki. Abi limonata yapıyorlar. Neyin karışımı?
his mom angry at what her son did punish. Ne kadar boktan bir hikaye bu arada. Kafayı yemiş yaşlılardan biri denk gelir ya böyle tanımadığın sokakta böyle birden hikaye anlatmaya falan başlar. Hiç denk geldiniz mi bilmiyorum ama yaşlı bir amca şu beyaz olsa takkesi falan gözler böyle şaşı. Ve sana birden böyle hiç sormadığın bir hikaye anlatmaya başlıyor. Seni kim yaptı? Chaos Games tarafından, okey. En azından sen buna inanıyorsun, okey. Abi iyi bir insansın diyeyim. O kadar duygusuz söylüyorsun ki hiç inanasım gelmedi. Sen değersizsin desem. Tamam, şu ana kadar iyi. Neden varsın? Hayır ya, hayır yani benim eğlencem içindi. Abi Eminem'le yarışır bu var ya. Tamam, affettim seni. Vay be, dijital kalp ha. Abi illa beni iğrendiriyorsun diyecek miyiz ya? Ben neden kullanmak durumundayım ki? Tamam. Değiştirelim abi. Yakında sona erecek. Yakında sona erecek abi. Abi şu elimi kaldırıyorum mesela. Sanki koruyacak beni bir şeyden ekrandan çıksa. Yapılan en kötü işletim sistemi, yapılan en kötü bilgisayar. Daha kötü olamazdı yani. Mires batmıştır abi. Piyasaya çıktıktan sonra bir kişi falan indirmiştir. O da CEO'su falandır yani. Sonra batmıştır. Şimdi ben ne yapacağım? Talking Geralt Eggs'e tekrar mı gireyim? Çünkü adamla tam olarak konuşmadık. Tam böyle bitmedi aramızda gibi geldi. Aynı şeyler sanki. Ah! Biri var. Abi ne büyürsün lan? Mr. Gnah Eggs. Çok günaha girdik. Çok fazla adamlara ağzıma geleni söylüyorum o saattir. Abi şu ekranı bir kere daha görürsem kafayı yiyeceğim artık. Merhaba, merhaba, merhaba. Soru cevap oyunu. Tamamdır. Oyun oynamayı sever misin? Evet. Oyun oynarken çok oynadığın için ara verme? Hayır, öyle bir şey yok bende. Sence video oyunları dünyayı ele geçirecek mi? Bunu yapay zeka ile geçiriyor değil de hani oyun piyasası büyüyecek dersen evet. Bu oyunu önceden oynadın mı? Hayır. Oyun oynadığına emin misin? Evet. Gerçeklik nedir biliyor musun? Evet. Ailenle yakın mısın? Evet. Sevdiklerin bile birbirini incittiğine inanıyor musun? Evet. İnsanlar zaten sevdiklerini incitirler en çok. Herkes öldürür sevdiğini. Kimisi küçük bir sözle kardeş, kimisi de bir taramalıyla kardeş. Eğer biri ölümcül bir kaza geçirseydi ölümü acılı mı olurdu? Yani evet. Günahlarından arınmayanlar lanetlenir mi? Evet. Dediğim şeylere inanıyor musun? Sen kimsin? Hayır, inanmıyorum. Arkana baktın mı ya Pid ya, şu sesler var ya, bak sinir ediyorsunuz beni. Sabah sabah insanı geriyorsunuz, bir de gece oynasam bunu kafayı. Evet, baktım sayende, teşekkür ederim. Zaman kısa, evet. Çok geç, hayır. Oğlum çok geç değil, sabah saat yani 11:21. Julian diyor. Hayır! Buna mı gireyim şimdi? 98XX World. Oyunu buradan satın al. Oğlum ne alaka lan? Adam reklam yaptı ayaküstü. Şimdi ne olacak? Fotoğraf galerisi. Oğlum birden gerildim lan. Neden bu adamdan gerildim? Tamam şunu bir şey yapayım. 749. Ben bunları bir kenara yazmalıyım gibi ya. 749. Şimdi dokümantasyonlar var. 1998. Calvis Games'in... Aa bir dakika. Neydi, 749 muydu? 749. Aha, bir dosya daha var. Polis raporu, ölümcül bir kaza gerçekleşti bir sarhoş yüzünden. Ağustos 12, 1998'de trajik bir olay gerçekleşti. İki araç birbirine çarpmış. Mavi bir sedan bir anne tarafından kullanılıyormuş ve bir tane de pickup sürücüsü varmış. Aa, bu resimlerde, eşleştirmelerde gördüğümüz şeyler. 30'lu yaşlarındaymışlar. Bildiğin makas atıyormuş bu kamyonet, bayağı da hızlı gidiyormuş. Sonra birbirlerine çarpışmışlar. Vallahi bu mavi sedan anne ve kızı sürüyormuş onu. Sonra yandan gelmiş kamyonet bam yapıştırmış. Kazadan sonra bayağı kritik hasar almışlar ama her çabaya rağmen hastane yolunda ölmüşler. Siyah kamyonetin sürücüsü alkol almış.
kan çanağı, gözler vesaire bayağı belirtiler varmış. Başka şeyler de var. Yani iş başvuruları falan var yani. Baya baya birileri başvurmuş ama buradaki olayı tam olarak anlayamadım. Kaza var. İş görüşmeleri var. Onun dışarısında Puzzle Patterns diye bir oyun var. Uyumlu şeyleri eşleştirin. Nasıl yani? All shape patternlarını eşleştirin. Neyle eşleştireceğim ben bunları onu anlamadım. Siz anladınız mı? Zar var, bir var. Ne anlamam gerekiyor ki? Typewriter. Şimdi abi bir şeyler yazıyorum. Hey, selam. Ben Adal. Bugün Minecraft'ın 1.21 güncellemesiyle beraber çılgın yeni özellikler eklendi. Ne yapayım ben bunu şimdi? Amacın ne şimdi senin? Ne yapayım ben burada? Telefonla bir şey birilerini arıyor benim 911. Abi top patlatma oyunu en sevdiğim Calvis Games. Topları patlatmayı severim. Bakalım neleri patlatacağız şimdi. Müzik çok iyi. Hop. Aa bunu severdim. Yine bu bir tarz oyun vardı da neden soldan sağdan gidiyor? İlla böyle mi atmam lazım? Arada sıkışacak, birbirlerine çarpacaklar da manyak oluyor. Aa oh. Abi berbat yapmışsınız yani. Ya ben şimdi oyunlara... Ya ben oyunlara çok fazla bir şey söylediğim için mi böyle yapıyorsunuz? Ben onu anlamadım. Çok çirkin bir çocuksun. Tamam hadi gel gel. Ya ben mi emzireceğim seni şimdi? Ne yapayım? Ulan velet! Abi Ugandaca bilmiyorum ne diyorsun? Ben çişe gidiyorum ya bir süreliğine. Let's go! Jumping Julian ses efektleri. Ha, sesi açmamışım. Berbat. Tamam bu neymiş? Ben bunu ne yapabileceğimi biliyorum galiba. Bir dakika. Bu sesi nasıl kaydedeceğim ben ekstra olarak? Tam olarak yayından bu sesi kaydedip biri bana atabilir mi? Şimdi şöyle bir şey var büyük ihtimal. Bu garip bir ses gibi geliyor ama bu sesi spektrogramına bakarsan not falan çıkabiliyor. Ben bunları yaptım. Hatta videolarımda da böyle sesler kullanıp gizli şeyler koydum ama ben açıklamadığım süre boyunca kimse bulmadı. Buldum lan, cidden oldu lan. Oğlum ben dahiyim lan, dahiyim şu an, dahi hissettim kendimi. Ne yazıyor? I am always, ha, her zaman izliyorum kardeş dedi. I am always here. Okay. Ya bak normalde böyle video çeken insanlar bir yerden izliyor, şey yapıyor falan ya böyle. Bana da yazıyorlar bazen. Oğlum ben gurur duydum kendimle. Zamanında kendim de böyle sakladım çünkü. Çok iyi hissettirdi. Sen her zaman izliyorsun abi. Sonra ne olacak? Pixel Paint. Wow. Neden kırmızı? Of, çok korkunç bir şey çizdim böyle. Korkunç çizelim. Daha başka ne yapabiliyorum? Bilgisayarı resetleyebiliyorum. Video player var. Video yüklememişim. Tamam. Benim eskiden Allah şirek vardı. Şu patternlar match all of the shape patterns. Nasıl matchleyeceğim abi? O zaman Petscope'da her zaman yaptığımız şeylerden bir tanesini yapacağız. Artık siyah bir görsel varsa o görsel siyah değildir diyoruz. Parlaklık arttırdık. Pozlama arttırdık. Aynen karşıttık. Gölgeler 836. 836. Buraya gireceğiz büyük ihtimal. 836. Tamam. EGU. Seni görüyorum Doguk. Bilgisayarımın adı. Eyvallah. .com worklog. .com worklog. Yani .com/worklog. Bunu yazıyorum. Ve yeni bir video. Okay, very good. And I'm adding this work log in regards of the new guy.
What is he here for? And what does he do? Well, my name is Edward Phillips, and I've been part of Resi Incorporated for about 5 years now. Working here has been pleasant all of these years. Everyone seems like they enjoy what they do. Well, except for this one. Recently, the company hired this new guy, and something seems off about him. He never smiles. I rarely see him on the job site. Abi adam gülümsemeyebilir, yapısı bu olabilir yani, illa katil olacak gibi bir şey değil. Where Mr. Carter found this guy, but perhaps he's a little nervous about working in a new place. But I still don't understand what he's here for. Ha bu baya biraz ergence gibi geldi bana yani. Adam gülmüyor kardeş, o yüzden katil kardeş. Aynen, bazıları dedektiflik oynuyor ama çok yanlış oynuyor yani. Ben de bazen çok sessiz kalabilirim yani yeni girdiğim ortamlarda. Ağzım bıçak açmaz yani. Ben katil miyim, ben garip bir insan mıyım? Şimdi Cime. Jumping Julian yaptık, Surfer'de baya dolaştık. Seslerde bir şey bulduk. Talking Gerald'ı yaptık. Tank Blast'la oynadık. Asteroid Blast'la oynadık, hiçbir şey çıkmadı. Typewriter'ı oynadık. Bir şey yapmadık. Puzzle Patterns'ı nasıl açacağımızı bilmiyorum. Pixel Paint. Bunda pek bir şey yapmadık. Bunda illa bir şey yapmam gerekiyor mu? Saçmasak sadece çiziyor muyum abi? Bir senden, bir yeşilden, bir maviden. Aha. Tamam. Bu bizim şeyin ne oldu? Daire daire, ortaya üçgen, şöyle daire. Şuraya da bir tane... Ya abi senin yapacağın oyuna... Tamam, QR kodu girdik abi. Yeni bir video. Jumping Julian'ı yapan adam mı? Rezil herif. Atladığım ne var şu ana kadar? Abi Jumping Julian'ı yapan bir tip var. Günün sonunda bir kaza var. Kızı ve annesi ölüyor. Polis raporları var. Ve ben bebek gördüm. Arada bir o kızı olabilir. Garip garip çığlık atmış. Oyun bana ne anlatmaya çalışıyor? Gram fikrim yok. Yani daha büyük ihtimal çok daha fazla şey var ama yaklaşık bir saattir oynuyorum ve bulabildiklerim bunlar. İlginç bir deneyimdi açıkçası. Aynen öyle. O zaman arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Daha fazla bu şekilde virüs seviyorsanız, virüs istiyorsanız, bilgisayarıma erişip garip garip şeyler yapmalarını seviyorsanız beğenin, daha fazlası gelsin. O zaman bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.